Peygamber Aleyhisselam'ın din nasihattir sözüne, hadisine binaen birbirimize nasihat olması ve tekrar hatırlamamız açısından birkaç konu üzerinde duracağım inşallah. Biz seminere isim ararken aklımıza şu geldi, yani biz hem Afrika'yı anlatacağız hem de niye Afrika'ya gittiğimizle ilgili konuşacağımız için nasıl bir isim kullansak diye ben düşünüyordum. Aklıma şu geldi, yani Afrika sömürülmüş bir ülke, yıllardır sömürülen bir ülke. Sömürgeye, biz de Kur'an-ı Kerim götürdüğümüz için sömürgeye karşı Kur'an ile direniş, Kur'an'ı direniş şeklinde isim katmaya karar verdik Allah'ın izniyle. Biz ilk bu seminerleri yapmaya başladığımızda şu konuda bilgim yoktu. Geçen internette bir videoda rastladım. Afrika niye bu hale geldi yani? Nasıl geldi? Eskiden de böyle miydi? Hep sömürülüyor muydu? Afrika'nın tam tersi bir ülke olduğunu gördük. Mesela geçen hafta yayınlanan bir videoda Malili bir zenci, siyahi bir Müslüman, çok zengin bir imparatorluk kuruyor. Öyle bir zenginliği var ki bugün mesela dünyanın en zengini olarak Bill Gates biliniyor, değil mi? Adamın serveti o günkü altın değeriyle Bill Gates'in parasının çok daha üstünde. O kadar zengin ki, düşünün yani Afrika gibi bir yerde Avrupa birbirini yerken, çekişirken, savaş içindeyken, Mısır ekonomik kriz çekerken, Mısır da Afrika'ya bağlıdır ama bu dediğimiz yer daha alt bölgeler. Arap ülkeleri ekonomik sıkıntı çekerken Afrika'da Mali ülkesinde bir tane bir Müslüman aşırı derecede zengin. Ve bu bir gün karar veriyor. Ben diyor bana uyanlarla birlikte Kabe'ye hacca gideceğim diyor. Ve halkına diyor ki herkesten diyor bu yolculuk için diyor altın getirmesini istiyorum diyor. Ya o kadar çok altın birikiyor ki develer üzerine 130'ar kiloluk Allahu alem yüklüyorlar. Yani çok fazla deve geliyor ve altından asalar 460 ya da 100 küsür civarında ve 60 bin kişi hacca gitmeye karar veriyor. Düşünün 400-500 yıl önceki bir dönemde 60 bin kişi o zamanki birçok büyük ordudan daha büyük. Bunlar hac yapmak için yola çıkıyor. Ve Afrika dünya gündeminde tanınmayan bir ülke hala. Bu yolculukları sırasında 60 bin kişi yollarda, yani uçak o zaman olmadığı için yürüyerek kervanlar halinde gidiyorlar. Ve yolda giderken uğradıkları bütün yol güzergahı üzerinde altınla alışveriş yapıyorlar. İşte arsalar alıyorlar, oradaki fakirlere infaklar ediyorlar. Öyle bir hac yolculuğu ki yani böyle dillere destan bir yolculuk oluyor. Ardından Mısır'a geliyorlar, bakıyorlar ki Mısır'da ekonomik bir kriz var. Orada öyle alışveriş yapıyorlar ki Mısır'ın genelinde altının değeri düşüyor. Ekonomi fırlıyor altın çoğaldığı için. Herkes zenginleşiyor. Daha sonra oradan işte hacca geçiyorlar, hacılarını yapıyorlar. O Mekke etrafında da alışverişlerini yapıyorlar. Orayı da kalkındırıyorlar. Yani öyle bir hac yapıyorlar ki bütün hac boyunca, yol boyunca herkesi zenginleştiriyorlar. Kendileri de oradan bir şeyler alıyor. Orada kalanlar oluyor. İşte Mekke etrafında arsa alıp oraya yerleşenler oluyor. Ve bu yol boyunda giderken Portekizli, Venedikli tüccarların da dikkatini çekiyor. Venedikli. Bunlar da bunları gittikleri Avrupa ülkelerinde anlatmaya başlıyorlar. Tabi Avrupalılar her zaman diyoruz vahşi bir topluluk. Geçmişleri de vahşidir. Bugün her ne kadar teknolojik üstünlüğe sahip olsalar da dünyanın en vahşi insanları Avrupalılardır, Amerikalılardır. Çünkü doğulu insanları, yaşam standartları düşük olduğu için vahşi göstermek isterler. Ama kendileri orada rahat standartla yaşayabilmek için Afrika'daki insanları paramparça ederler. Ama kimse görmediği için onların vahşi olduğunu söylemez ama biz diyoruz ki Avrupa milleti vahşidir. Ve bu vahşiler o dönemde birbirlerine girdiği için para için dikkatlerini çekiyorlar ve coğrafi keşifler başlıyor ardından. Ve ilk iş hemen böyle gemilere binip Afrika kıtasının etrafını tarıyorlar. Ve bu imparatorun olduğu bölgenin ülkeye de giriyorlar. İşte o zamanki şartlarda ajan demiyorlardı belki ama ajan faaliyetleri yürütüp bölge hakkında bilgi toplayıp daha sonrasında da zaten bildiğimiz Afrika'nın gelebilmesi için işgallere başlıyorlar. Öldürmeye, katletmeye başlıyorlar. Ve insanların Afrika kıtasının zenginliklerinin hepsini katliamlarla, zor kullanarak, vahşi yöntemlerle alıyorlar, ülkelerine götürüyorlar. Ve bundan dolayı araştırmacılar diyor ki bu kral, ismi Musa. Bu kral diyorlar acaba Afrika'yı tanıtmakla
iyi mi etti, kötü mü etti? Halbuki bütün bir yolculuğu boyunca Müslümanları kalkındırdı, refaha ulaştırdı. Ama Avrupa'nın dikkatini çektiği için maalesef Afrika bugünkü durumuna geldi ve şunu da açık bir şekilde söyleyebiliriz. Oradaki insanlar Müslüman diye eziliyor, Müslüman diye öldürülüyor. Hatta dikkat ederseniz Peygamber Aleyhisselam döneminde bile Necaşi Müslümanlara yardım ediyor. Yani tarihi serüven içerisinde belki devlet olarak savaşları, kahramanlıkları olmamış olabilir bizim coğrafyamıza yönelik ama maddi ve manevi olarak o kadar büyük destekler olmuş ki Afrika kıtasındaki insanların. Bugün bize niye Afrika'ya gidiyorsunuz diyenlere bunu bile sadece söylesek cevap olarak yeterlidir. Başka bir cevap olarak da yine Kur'an'ı, Kur'an'ı mücadele, Kur'an'la mücadele dediğimiz için şöyle bakmamız gerekiyor. Allah-u Teala bize Kur'an'da birlik ve beraberlik içerisinde olmamızı emrediyor. Ya bu bir emirdir ha, rica değildir. Allah-u Teala diyor ki, eğer diyor yeryüzünde herhangi bir bölgede, doğuda, batıda bir Müslüman ayağına diken batarsa, diğer bölgedeki kardeşi bunu hissetmiyorsa iman etmiş sayılmaz diyor. Yine bir ayette de Allah-u Teala şöyle söylüyor, çok dikkat çekici, Enfal suresinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor, İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz Müslümanlar olarak birbirinizin velisi olmazsanız, yeryüzünde bozgunculuk ve fitne çıkar, büyük bir bozukluk çıkar. Yani bugünkü yeryüzündeki bozukluğun sebebi olarak Allah-u Teala bize diyor ki, Müslümanların birlik içerisinde yaşamaması. Siz birlik içerisinde yaşamadığınız için Afrika bu halde, birlik içerisinde yaşamadığınız için Arakan bu halde, birlik içerisinde yaşamadığınız için Filistin bu halde. Ya düşünsenize, Filistin'e gidiyorsunuz, gitmek istiyorsunuz, İsrail denen birçok ülkenin tanımadığı bir devletten izin almak zorunda kalıyorsunuz. Niye? Ya küçücük şu kadar dünya haritasına baktığımız zaman şu kadar mikrop gibi dünyanın ortasına düşmüşler. Ama Filistin'e gitmek istiyorsan, Mescid-i Aksa'ya gitmek istiyorsan adam sana imza atması lazım. Çünkü Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde olmadığı için paramparça haldeyiz. Yine niye Afrika'ya yardım etmemiz gerekli? Dün bir Filistinli kardeş, onunla böyle oturma, konuşma imkanımız oldu. Onlara da şu soru geliyormuş, yani niye yetimlere yönelik hep? O da diyor ki, ya diyor, ben size bir tane örnek vereceğim diyor. Bir tane yetim çocuk vardı dedi, ismi Yusuf'tu dedi. Bu dedi bir gün İsrailliler tarafından tutuklandı. Ve dedi bu çocuk bir süre hapishanede kaldıktan sonra İsrailliler bunu serbest bıraktı. Ve ardından bizim ülkemizin içerisinde bize karşı kullanmaya başladı. Ve daha sonra buna pilot eğitimi verdiler dedi, bizim bölgelerimizi de bombalamaya başladı. Yani düşünün, adam bizim bölgelerimizi bize bombalatıyor yani. Bugün Afrika'ya bakıyoruz, Afrika askerleri siyahidir, bir Müslümanla aynı yani. Hem Hristiyanlaştırılmış hem de oradaki Müslümanları silah altında tutan o. Fransız askeri yok. Yani beyaz bir askeri yok. Hep kendilerinden. Bir başka örnek yine söylemişti, yine yetimlerle ilgili. Biz dedi sahip çıkmadığımız zaman, mesela Abdülhamid'in çocukları ne haldeydi? Torunlarından hiç haberiniz oldu mu diyor. Yok. İşte birkaç Ali İzzet Begoviç'in ailesinden bahsetti. Neredeler diyor, biliyor musunuz? İma etti ama tam anlamadım. Yani biz yetimlerimize sahip çıkmadığımız zaman alıyorlar, yetiştiriyorlar. Bize karşı silah olarak kullanıyorlar. Bugün dünyanın her yanında bu oluyor. Onun için biz hem diğer ülkelerdeki hem de ülkemizdeki yetimlere de garibanlara da yardımcı olmak zorundayız. Çünkü Allah-u Teala bu şekilde emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yine birkaç ayet vererek bu birlik ve beraberlik hakkında inşallah örneklendirdikten sonra kısa bir istatistik bilgisi verip inşallah konuyu bağlayacağım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın diye buyuruyor. Yine çok dikkat çeken çok ayet var ama ben inşallah kısa tutmak adına birkaç tanesini söyleyeceğim. Şunu ayet olarak söyleyeceğim inşallah. Şura suresi 39. ayette iman edenler haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyarlar diyor. Yani bir tek bu ayet bile yine dediğimiz gibi haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyarlar diyor, değil mi? Ama dünyaya baktığımız zaman
1,5 milyar insan Müslümanız diyor. Hatta bunun 1,7, 1 milyar 700 milyon insan çoğaldığı söyleniyor. Ama bütün haklarımıza tecavüz edildiği halde hiç kimseden ses çıkmıyor. Yani canlı yayında neredeyse katliamlar yapıyorlar. Rabbim inşallah birlik ve beraberliğimizi artırmaya yönelik faaliyetler yapmayı nasip etsin bize. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız diyor. Yine biz bu 1 milyar 700 milyon kişi olarak bir tekrar kendimize dönüp gerçekten kardeşlerimizi seviyor muyuz diye sorgulamamız gerekiyor. Çünkü biz sosyal medyada çalışma yaparken profili Müslüman, dindar olan insanlar bile ne işiniz var Afrika'da diyor. Ya Allah Resulü diyor ki birbirinizi sevmedikçe, ya herhalde biz şunu anlıyoruz birbirinizi deyince, işte ne küçük dikiledeki Müslümanlar birbirini sevmedikçe ya da Adana'daki, Seyhan'daki, ya böyle değil. Bütün dünyadaki Müslümanlar birbirini sevmedikçe iman etmiş sayılmazdır. İman etmedikçe de cennete giremeyecektir diyor. Rabbim inşallah birbirimizi sevip cennete girenlerden olmayı nasip etsin bizlere. Yine kısaca ayet hadisten sonra birlik ve beraberlik içerisinde olmadığımız zaman neler yaşayacağımızla ilgili bazı şeyler var, ayrıntılar. Bir dakika. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olmadığımız zaman kısaca şöyle söyleyebiliriz. Amerika, Pakistan, Hindistan ve Afganistan bölgesinde, bakın 3 tane Müslüman ülke saydım. 3 tane Müslüman ülke. Bunların 3'ünün de ordusu var, yani normal ordusu var. Birlik içerisinde olsa, yüksek donanımlı silahı olmasa bile yenemez yani Amerika bunları. 3 milyon insanı öldürmüş. Düşünsenize. Amerika 3 milyon Müslümanı öldürmüş. Allah Kur'an'da diyor ki onların hakkına tecavüz edildiği zaman diyor birlikte savaşırlar diyor. Nerede 1,5 milyar insan? Yok. Yine İngiltere, Allah'ın laneti hep üzerlerine olsun, toplamda 150 milyon insan öldürmüş. Bugün bize Türkiye'ye Avrupa Birliği'ne girmek için standartları bunlar koyuyor. İşte idam etmeyeceksin diyor. İşte şunlar şunlarla evlenebilir diyor. Ahlakını böyle yapacaksın diyor. Ya bize ahlak dersi veren bu batılı ülkeler tarihine bakıyoruz, 150 milyon insan öldürmüş ya. Ve bunlara baktığınız zaman yaşadığımız coğrafya Türkiye için değil ki, Türkler barbardır. Tarihleri boyunca savaşmıştır. Hep talan etmiş. Ya Türklerin bütün öldürdüklerini hesaplayalım 2000 yıl boyunca Türkiye coğrafyasını ırk olarak değil. Ya bunların son 10-15 yılda öldürdüğü insana bile belki denk gelmez. Yine İsrail küçücük yani haritada şu kadar yer kaplıyor incecik, 11 milyon insanı öldürüyor. Nasıl öldürüyor? En ibret verici olan da bu. İsrail kendi ordusuyla öldürmüyor. Giriyor bir ülkeye, fitneyi sokuyor Müslümanların arasına. Karışıklık çıkartarak toplamda 11 milyon insanın ölümüne vesile olmuşlar. İşte Moğollar falan, kısaca söyleyecek olursak, mevcut o zamanki nüfusun %40'ına kadar, %11'i mi? Büyük bir çoğunluğunu öldürmüş, bütün kütüphaneleri yapmışlar. Ondan sonra bir ülkede de adamın biri 50 milyon insan öldürüyor. Unutulmasın diye adamı ne yapıyorlar? Paraların üstüne adamın resmini basıyorlar. Ve caddelerde, kavşaklarda adamın heykelini dikiyorlar. Yani işte biz Müslümanlar birlik olamazsa bunlar böyle öldürüp katledip paramparça etmeye devam edecekler. Ama birlik içerisinde olabilirsek, ki gördüğümüz kadarıyla zor ama inşallah imkansız değil. Rabbim inşallah bizlere birlik içerisinde, beraberlik içerisinde olmayı nasip etsin. Afrika'daki kardeşlerimize de el uzatmayı, Arakan'dakine de el uzatmayı, sonra hepsi birlikte bir olarak mücadele etmeyi nasip etsin inşallah. Yoksa daha çok biz, hep kınıyorlar ama daha çok oralara gidip insani yardım götürmek zorunda kalacağız. Halbuki bizim oraya gidip din konusunda konuşup daha güzel neler yapabiliriz konusunda ziyaretleşmemiz gerekirken buradan kalkıyoruz. İnsanlar günde bir öğün yemek yiyorlar yani, bulabilirlerse. O da Müslüman kardeşlerimiz yani bu durumda, ama biz maalesef genel olarak biraz göz yumuyoruz. Rabbim inşallah bu konuda ülke olarak duyarlılığımızı arttırır. Rabbim iman üzere yaşayıp iman üzere ölmeyi nasip etsin inşallah bizlere.